Partiler Sayın Şirin Ünal söz alacak. İlk sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Bülent Kuşoğlu'na veriyorum. Sayın Kuşoğlu, süreniz 20 dakikadır. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, Bakan Yardımcıları, değerli askeri ve sivil bürokratlar, hocalarım, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Milli Savunma Bakanlığı geçen yıllarla kıyaslandığında benzeri sorunlara sahip bir bakanlığımız. Benzeri sorunlar derken, benzeri sorunlar ama geçen yıllara göre de daha derinleşmiş sorunlar var. Önemli sorunlar var maalesef. Bu sorunların sebebi de maalesef önemli ölçüde Cumhurbaşkanlığı. Yani politikaları belirlemesi gereken kanuna göre, anayasaya göre yer Milli Savunma Bakanlığı icracı bir bakanlık mevcut anayasaya göre. Bu durumda da mevcut politikaların belirlenmesi sorunlar çıkarmış durumda. O sorunların da çözümlerinin maalesef oluşturulamamasına da sebep olmuş. Şöyle şunu söylemek istiyorum. Bugün ekonomide nasıl bir sıkıntı varsa benzer bir durum Milli Savunma Bakanlığı'nda da var. Yani ekonomide biliyorsunuz en son Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı görüşmüştük burada Cuma günü. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası, kamu mali kurumları, ekonomik kurumları hep beraber burada görüştüğümüzde şu ortaya çıkmıştı. Maliye ve Hazine Bakanı Merkez Bankası'nın bu kur politikasını benimsemediğini açıkça belirtmişti. İhracata yönelik, ihracatı artırmaya yönelik kuru artırma politikamız yoktur demişti açıkça. Ve sorulduğunda da çok net olarak faiz bir sonuçtur demişti, sebep değildir demişti. Bunları da net olarak ifade etmişti. Yani Cumhurbaşkanlığından ifade edilen gelen politikalarla Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın politikaları arasında bir farklılık olduğu net olarak ortaya çıkmıştı. Benzeri bir durum ben burada görüyorum maalesef. Burada da ilgili bakanlıklarımıza sorulmadan, devlet aklıyla iş yapılmadan ortaya konan bazı politikalar var. Bunlardan bir tanesi S-400. S-400 meselesi çok önemli Türkiye için. Maalesef çok çok önemli oldu. S-400 ihtiyacımız vardı. Türkiye'nin bir savunma füze ihtiyacı vardı. Bununla ilgili olarak da uğraşıldı. Önce Çin'den alınacaktı. Hatta ben burada Sayın İsmet Yılmaz'dı, Milli Savunma Bakanı, kendisine sorduğunda muhakkak alacağız. Her türlü şeyi, görüşmeyi yaptık. Hiçbir problem yoktur, alacağız demişti. Ancak gerçekleşmedi. Biliyorsunuz Ruslardan aldık S-400'ü. Ancak bu bizim tarafımızdan da eleştirilmeyen bir adımdı. Önemli bir adımdı. Çünkü sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri karşısında, NATO karşısında ihtiyacımız olan bir silah sistemini tedarik ediyorduk. Bizim de muhalefet olarak desteklememiz gerekiyordu ve destekledik de. Eleştirmedik en azından konuyu. Eleştirmedik, siyasi malzeme konusu da yapmadık. Ancak gelinen noktada bugün 2,5 milyar dolar ödediğimiz, ki parasının önemi yoktur, çok önemli görmüyorum parasını, 2,5 milyar dolar ödediğimiz bu silah sistemini birkaç yıldan beri henüz kuramadık, kurmadık, kurdurmadılar ve kullanamıyoruz. Peki bunu yapamayacak idiysek neden yaptık? Biz bunu bir devlet aklıyla yapmadık mı? Bu S-400 alımını. Devlet aklıyla olmadı mı? Bugün S-400 meselesi dünya arenasında maalesef Türkiye için bir anlamda mahcubiyet projesi olmuştur. Maalesef bir mahcubiyet projesi haline gelmiştir S-400. Parasını ödüyorsunuz, 2,5 milyar dolar gibi çok büyük bir meblağ ödüyorsunuz, alıyorsunuz, kurduramıyorsunuz, kullanamıyorsunuz.
Bu bir milli duruştu. Biz de o nedenle desteklemiştik, yanında olmuştuk ama büyük sıkıntılar getirdi. Hatta sadece 2,5 milyar dolara mal olmadı. Bir de F-35'ten olduk. F-35 gibi önemli bir silah sisteminden olduk. Hatta sadece F-35'ten olmadık. F-35'lerin parasını ödediğimiz 1.4 milyar dolar ödediğimiz kısmının haricinde bir de F-35 üretim sistemine dahildik. O sistemden olduk. Ne kadar doğrudur bilmiyorum Sayın Bakanım ama F-35 üretim sisteminin yıllar içerisinde bize getireceği ihracat rakamının 12 milyar dolar olduğu söyleniyor. Efendim? 10 milyar dolar. 11. 11 milyar dolar olduğu Sayın Bakan tarafından ifade edildi. 11 milyar dolarlık bir ihracattan da olmuş olduk. 2,5 milyar dolar S-400'ün maliyeti var. F-35 için 1.4 milyar dolar ödedik. Bunun farklı maliyetleri de var. Yani çok önemli bir sıkıntı da getirmiş vaziyette. Ancak dediğim gibi parasal boyutundan daha önemlisi de yani bu 15-16 milyar doların ötesinde bir de mahcubiyet söz konusu oldu Türkiye için. Bu üzüntü vericidir. Geçen yıl Sayın Bakan konuşmuştuk. F-4'ler envanterden çıktı. F-16'larla ilgili olarak da 2027'den itibaren çıkacağını biliyoruz. Maalesef 300'ün altında F-16'mız var. Hava kuvvetleri açısından, savaş uçağı açısından sıkıntılıyız. Savaş uçakları çok önemli bir güçtür. Biliyorsunuz bu Global Firepower Ranking'de 2021'de de geçen yıl olduğu gibi 11. sıradayız. Ancak benim hatırladığım kadarıyla 2017'de 8. sıradaydık. 2018'de 9, ondan sonra yine 9. sıraya gelmiştik. Şimdi 11. sıradayız 2 seneden beri. Yani geriliyoruz. Bu durum devam ederse, uçak tedariki yapamazsak ki biz 20 yıldan beri savaş uçağı alamadık. Yani AK Parti döneminde tek bir savaş uçağı alabilmiş değiliz. Tank da çok az miktarda aldık. Yani 15-20 tank aldığımızı hatırlıyorum bu dönemde. Tankla ilgili de benzeri sıkıntılarımız var. Yani biraz önce siz ifade ettiniz Sayın Bakanım konuşmanızın başında. Ne demiştiniz? Dünyada yeni bir dönem başlıyor. Güvenlik ortamı yeniden şekilleniyor. Güç dengeleri, aktörler ve roller sürekli değişiyor. Şimdi böyle kritik bir ortamda Türkiye gibi bir ülkenin savaş uçağı ihtiyacı alt safhada. Tank ihtiyacı yine aynı şekilde. Yani bizim çok daha fazla güçlü olmamız lazım. Demek ki bu politikalarla ilgili olarak bazı yanlışlar yapılıyor. Devlet aklı kullanılmıyor. Böyle bir sıkıntımız var maalesef. Bunu halletmemiz lazım. Şimdi biraz önce Sayın Bakanım ifade ettiniz 80 milyar liralık bir bütçeniz var. %30'luk da bir artış söz konusu. Gerçekten Türkiye kaynakları kısıtlı bir ülke. Bu şartlar altında çok büyük bir para ayırıyor. Önemli bir meblağdır bu. Geçen yıla göre de %31'lik bir artış söz konusu ama 80 milyar dolar, 80 milyar lira dediğimiz rakam şu andaki kurla Sayın Bakanım. Yani çok önemli bir meblağ değil biliyorsunuz. Yani ilk sıralarda yer alanların savunma bütçelerini dikkate aldığımızda maalesef çok düşük bir rakam. Onun için çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Çok bilinçli politikalar izlememiz lazım. S-400'de olduğu gibi hatalar yapmamamız lazım. S-400 derken Sayın Bakan bu şeyle ilgili fırtına obüsleriyle ilgili olarak da bir bilgi verirseniz çok memnun oluruz son konuşmanızda. Tank palet fabrikasıyla ilgili bugün bilgi vermediniz. Tank palette son durum nedir? Katarlar ortak oldu biliyoruz.
Ancak bu fırtına obüsleri de buna dahil mi değil mi, böyle tartışmalar vardı. Bununla ilgili de bilgi verebilirseniz çok çok memnun oluruz. Sayın Bakanım, sorun çok, konuşmak istediğimiz konu çok. Önce şu ödeneklere değineyim. Şimdi son yıllardaki, son 5 yıldaki ödenekleri çıkardım. 2016'da başlangıç ödeneğiniz 28 milyar. Ancak yıl sonu ödeneği gider. Yıl sonu ödeneği 38 olmuş. Gider 26 milyarda kalmış. 2017'de 28'lik bir başlangıç ödeneği var. 41 yıl sonu ödeneği, 30'luk bir gider var. 2018'de 40 milyarlık başlangıç ödeneği, 52 milyarlık yıl sonu ödeneği, 39 milyarlık bir harcama var. 46 milyarlık 2019'da başlangıç ödeneğiniz var. 65 milyarlık yıl sonu ödeneği, 50 milyar gider var. 2020'de de 53 milyarlık bir başlangıç ödeneği vardı. 61 milyarlık yıl sonu ödeneğiniz var. Şimdiye kadar 61 milyar harcamışsınız. 2020'de, özür dilerim. 2021'de de 61 milyarlık bir bütçemiz vardı. Bilmiyorum ne kadar harcama söz konusu. Ancak bunların biraz artması lazım. Bu harcamalara, gerçekleşmelere baktığımız zaman bir miktar artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yıl %31'lik bir artış söz konusu olsa da. Bedelli askerlikten bahsettiniz Sayın Bakanım. 2019'dan beri 3 yılını doldurdu. Bununla ilgili olarak bir araştırma yaptırdınız mı acaba? Yani bunun sonuçları nedir? Hem askeri cenahta sonuçları nedir, hem toplumsal cenahta sonuçları nedir? Yani kimler askerlik yapıyor? Toplumda nasıl bir sosyolojik açıdan baktığımızda sorun ya da olumlu bir hava estirdi, yarattı? Kimler askerlik, hangi kesimler askerlik yapıyor? Bunlarla ilgili bir araştırmamız var. Genellikle bu tür araştırmalar yaptırılıyor biliyorsunuz. Çok da önemlidir. Yani daha önce askerlik kutsal bir görevdi, öyle gören bir toplumduk. Şimdi bu hangi duruma geldi, nereye oturuyor, toplumdaki karşılığı nedir, bunları bilmemiz lazım. Emekli edilen, kendi isteğiyle emekli olmayan yarbay ve albaylar yaş sınırı nedeniyle emekli maaşı alamıyor Sayın Bakan. Bunlar tabii devletin ve milletin bekası için çalışan bu insanlar birdenbire emekli edildiklerinde maaş alamama durumuna düştüklerinde sıkıntı da oluyor. Dolayısıyla da bununla ilgili bir düzenleme yapılması lazım. Bu konuyla ilgili bir çalışmamız var mı? Yine belirttiniz ama askeri yargı ve askeri hastaneler konusu çok önemli. Ben siz de dahil olmak üzere hiç kimsenin askeri olup da bu yargı meselesini mevcut şekliyle, hastane meselesini mevcut şekliyle kabul ettiğini düşünmüyorum. Herkes, bütün ordu mensupları, silahlı kuvvetler mensupları bundan şikayetçi. İyi bir sistemimiz vardı özellikle sağlıkla ilgili olarak. Maalesef onu terk ettik. Sıkıntılar var. Bununla ilgili de bir düzenleme yapılması lazım. Askeri yargıyla ilgili olarak da disiplin konusunda bazı zaaflar getirdiğini biliyoruz. Geçenlerde asubayların bir toplantısına katıldım Sayın Bakanım. Onların da emeklilik konusunda, emekli maaşları konusunda çok düşüyor. Talepleri var. Onları dile getirelim, tutanaklara girsin ve bir çalışmanız var mı yok mu onu da bilmek isteriz. Bir de harp okullarında, özellikle kara harp okulunda eğitim önceki yıllara göre daha farklı bir şekilde olmaya başladı. Yani sizin döneminizle bu dönem arasında epey bir fark var. Subay kökenli hocalar yerine daha çok dışarıdan hocaların geldiğini biliyoruz. Onunla ilgili de bilgi verebilirseniz memnun oluruz. Nasıl bir durum söz konusu? Teğmen yetişirken, teğmen çıkarken nasıl bir teğmen söz konusu geçmişe göre? Bir araştırmamız var mı?
Yine Sayıştay raporlarına değindiniz Sayın Bakanım. Ben de müsaadenizle onlara değineyim. Şimdi geçen yıllarda da bazı sorunlar vardı. Bazılarını hallettik. İzlemeye alınanlardan bazılarının halledildiğini görüyoruz. Ancak bazı 6 kadarı da halledilmemiş vaziyette. Toplam NATO POL'le birlikte 15 Sayıştay eleştirisi var bakanlığınızla ilgili olarak. Bu döner sermayeli işletmeler, kantinler, sosyal tesisler dahil olmak üzere 15 eleştiri var. Bunlardan bazıları rutin, önemli değil ama bazılarını sormak istiyorum. Mesela yapılmakta olan yatırımlar hesabının fiili durum ile uyumlu olmaması. Çok bilgi yok bu konuda. Bu nedir, neden yapılan yatırımlarla fiili durum uyumlu olmasın? Hangi tür yatırımlar bunlar? Bir de geçici tahsisteki bazı malzemelerin takip işlemlerinin zamanında başlatılmaması. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan bazı yerlere, diğer kurumlara, bakanlıklara malzemeler veriliyor. Bunların takip işlemleri yapılamıyor. Neden dolayı veriliyor, neden dolayı takipleri yapılmıyor? Bu da müphem kaldı, anlaşılır değil. Sayıştay raporunda da değil ya da bize geldiği şekliyle değil. Bunlarla ilgili bilgi alabilirsek çok memnun oluruz. Şimdi savunma sanayinden de bahsettiniz, not aldım. Savunma sanayi ile ilgili olarak çok önemli bir konu. Başarılı olduğumuz alanlar var. Ancak savunma sanayi ile ilgili olarak yapılan projelerin bazıları duble. Hem özel sektör tarafından savunma sanayi projeleri yürütülüyor, hem de kamu tarafından, kamu şirketleri tarafından. Bazıları çakışan projeler olabiliyor. Bunların kamu ve özelin birbirine daha fazla destek olması lazım bu projelerde. Teknoloji tabii çok önemli. Teknoloji desteği verebilmesi lazım kamu ve özel şirketlerin birbirlerine. Sonuçta milli bir alan. Onun haricinde MKD bir özelleştirme diyemem tabii. Ona anonim şirket haline getirdiniz. Daha aktif çalışması amaçlanıyor. Ancak personel açısından sıkıntılar yarattı. Sürekli olarak bizlere de sizlere de geliyordur. Personelin talepleri geliyor. Anonim şirketle özel şirketle, özel sektörle kamu arasındaki en önemli fark anlayışındadır. Çalışanların anlayışı da çok önemli. Şirketin anlayışı da çok önemli. Çalışanlar açısından yıllardan beri kamuda çalışan, iş garantisi olanlar açısından birdenbire özel sektörde bir anonim şirkette çalışır hale gelmek önemli sıkıntılar yaratmıştır. Bunun giderilmesi lazım. Bunun baştan da düşünülmesi lazımdı aslında. MK'nin bir anonim şirket haline gelmesiyle birlikte mantalitesinin de değişmesi lazım. Daha farklı bir mantaliteyle, o mantaliteye sahip kadroyla birlikte çalışabilmesi lazım ve yeni projelerinin olması lazım. MK çok önemli işlevler görmüş geçmişte. Önemli işler yapmış bir kurumumuz. Bundan sonra da yapabilmesi lazım ama yeni bir vizyona ihtiyacı var. Onunla beraber tüm bunları yapabiliyor olması lazım. Evet. Sayın Bakanım, biraz vakit oldu herhalde. Şu Altay tankı meselesine de girmek istiyoruz. Şimdi bu bizim savunma sanayi tarihimizdeki en böyle sıkıntılı projelerden bir tanesi oldu. Maalesef gerçekleştireceğiz dedik. 3 seneden beri gerçekleşmedi. Şimdi son durum nedir? En son galiba yapabileceğiz. En son Uzak Doğu ile görüşüldüğü. Bazı izinler alındı, anlaşmalar yapıldı. Önümüzdeki yıllarda herhalde tank yapabilecek duruma geleceğiz inşallah. Onu göreceğiz. Ancak son durum nedir? Biraz daha detaylı bir bilgi verebilirseniz memnun olacağız. Evet. Bu Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği gibi Türk savunma sanayimizin temelini oluşturan, Mehmetçiğimizin yurt içi ve yurt dışında kullandığı mühimmatı üreten,
Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu geçtiğimiz günlerde kabul edilen bir kanun ile anonim şirkete dönüştürüldü. Bu tarihten itibaren de yaklaşık 1400 kurum çalışanı kadro güvenceleri kalmadığından kanunda belirtilen kapsamda dilekçe vererek kurumdan ayrıldı. Binlerce kurum çalışanının aileleriyle birlikte Kırıkkale'den ayrılmasıyla en büyük zararı yine esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle kısacası 7'den 77'ye Kırıkkale gördü. Şehrimizin kurulmasından bugünlere gelmesinde en önemli faktör olan MK fabrikalarında yapılan bu değişikliğin şehrimize verdiği zarar ve tahribat her geçen gün artarken İktidar Partisi ve destekçilerinin kanunun görüşüldüğü komisyon toplantılarında ve genel kurul çalışmalarında verdiği sözler yine tutulmadı. İktidar Partisi ortakları kurumdan ayrılan personelin yerine işçi alımı yapılırken ikamet şartı alınacağı ve işe alımlarda Kırıkkale'de ikamet eden vatandaşlarımıza öncelik tanınacağına dair verdiği sözler maalesef yine tutulmadı. Geçtiğimiz günlerde kurum tarafından yayınlanan işe alım ilanına Kırıkkale'de ikamet etme koşul aranmadığı için 70 binin üzerinde müracaat olmuş, işe alım ilanına Kırıkkale'den müracaat edebilenlerin sayısı birkaç bini geçmemiştir. Daha işe alım ilanının yayınlandığı gün AK Parti il binasına üye standı kurulmuş, işe alım ilanına müracaat edenlere önce bize üye ol, daha sonra başvuru yap dayatması yapılmıştır. İş bulma ümidiyle başvuru yapan ancak hayalleri suya düşen binlerce işsiz gencimiz yapılan bu haksızlık ve saygısızlığın hesabını sormaya hazırlanıyor. Sayın Bakanım, işe alımlarda MK tarafından yaptırılan yazılı sınavın sonuçları neden hala açıklanmamıştır? Yazılı sınav sonuçları bile açıklanmamışken mülakata kimler, hangi kriterlere göre çağrılmıştır? Mülakata çağrılan, hatta işbaşı yaptırılan işçilerimizden siyasi nüfusu ve gücü olanlar kimlerdir? Yazılı sınava giren ancak halen mülakata çağrılmayan adaylar sınavdan kaç puan almıştır? Mülakata çağrılmayan aday işçilerimiz arasında mülakata çağrılan aday işçilerden daha yüksek puan alanlar var mıdır? Varsa hem kul hakkı yiyen hem de suç işleyenler vicdanen rahat mıdır? Sayın Bakanım, değerli komisyon üyeleri, bir başka konu. Kabul ettiğiniz kanun teklifinde adeta görmezden geldiğiniz, haklarında hiçbir yasal düzenleme yapmadığınız, yok saydığınız, kurumda yıllardır çalışan ve sayıları 1300'ü bulan taşeron işçiler var. Bu işçilerimizin iş sözleşmeleri 31.12.2021 tarihine itibaren sona erecek. Bu tarihten sonra MK'de taşeron olarak çalışan işçilerimizin iş akitleri ne olacak? Yıl sonu itibariyle kurum taşeron işçilerimize çalışmak istemezse kış günü her biri anne baba olan bu işçi kardeşlerimizi üstelik ekonomik krizin olduğu bu günlerde işsiz aysız mı bırakacaksınız? 100 yıla yakın bir süredir Kırıkkale'de faaliyet gösteren önce dedelerin sonra çocuklarının şimdi de torunlarının çalıştığı bu fabrikaları bir siyasi partinin arka bahçesine çevirmeye çalışanlar bu devranın böyle gitmeyeceğini Kırıkkalelilerin sandığı beklediğini unutmasınlar. Kırıkkale'de iş bulma ümidiyle bekleyen o binlerce gencimizin umutlarıyla oynayanlar sizlere sesleniyorum. Siz değil Kırıkkale'nin çocukları kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Makine ve Kimya Kurumu yeniden kamuya ait olacak. Tüm çalışanları istisnasız ayrımsız kamu güvencesine kavuşacak. Taşeron işçilere yıllardır bekledikleri kadroları verilecektir. İşe alımlarda amcası, dayısı, siyasi desteği olanlar değil, önceliği Kırıkkale'de ikamet edenler olmak üzere hak edenler alınacaktır. Bizim iktidarımızda yerinden yurdundan edilen, doğup büyüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda kalan kurum çalışanları istemeleri halinde tekrar Kırıkkale'ye dönebilecek, geri dönüş hakları yasalarla güvence altına alınacaktır. Yine bizim iktidarımızda her biri birbirinden kıymetli çalışanlarıyla, fabrikalarıyla, entegre tesisleriyle, idari binalarıyla, arazileriyle, sosyal tesisleriyle kurum yeniden milletimize ait olacaktır. Üstelik tüm bunları çok değil, ilk seçimden hemen sonra yapmayı vaat ediyoruz. Buradan Kırıkkale'mizin yiğit evlatlarına bir kez daha selam ve saygılarımı gösteriyorum. Her şeye rağmen bütçenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Şimdi HDP... Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, değerli komutanlarım, değerli bakanlık bürokratları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında söylemek istediğimiz çok söz var. Ancak zaman çok kısa ve manevi anlamı çok fazla olan bir bakanlığın komisyonu olduğu için çok fazla bir eleştiride bulunmadan bazı noktaları belirtmek istiyorum. Sayın Bakanım, dediğiniz gibi coğrafi konumumuz, sınırlarımızın hemen yanı başında yaşanan ve küresel güçlerin de dahil olduğu karmaşık süreç, daha önemlisi içinde olduğunuz
Fakat tamamına hakim olmadığınıza inanmak istediğim yanlış kararlar alan siyasal hükümetten dolayı güzide ordumuzun faaliyetleri, bütçesindeki sıkıntılar, malzeme envanterindeki eksiklikler, S-400'leri aldık kuralım mı, kurmayalım mı, aktive edelim mi, nereye kuralım, F-35'ler ne oldu, ne olacak, çalışma programından çıktık, verdiğimiz para nerede, alabilecek miyiz, tank palet fabrikası satıldı, nasıl bir kararla satıldı, 3 yıl geçti, 6 ay tankı ne durumda, nerede ve daha sonu cevabını bilmedi birçok soru. Sayın Bakanım, sözleşmelerlerin durumu, 7 yıllık hizmet süresini bitiren erlerden nitelik belgesi olumlu olanlar kamu kurum ve kuruluşlarına memur kadrolarıyla atanabileceklerdi. Ancak kolay kolay hiçbir kurum bunları alamıyor. Atanmak için bekliyorlar ama henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve sözleşmelerlerin bilgi dahi almakta güçlük çektiklerini buradan belirtmek istiyorum. Çünkü bizi defalarca arıyorlar. Lütfen bu mağduriyetin de çözümüyle ilgilenin ve insanlar çözüm bekliyor. Adeta telefonla da feryat ediyorlar. Çok kötü durumdayız diye. Sayın Bakanım, değerli komutanlarım. Artık bu güzide ordumuzun üzerindeki cemaat ve tarikat yapılanmalarını ve söylentilerini ne olur bitirin. Duyuyoruz ki başka tarikatların, başka cemaat ve yapılanmaların yavaş yavaş ortada kartolaşmaya doğru gittiği ve söylentileri var. Bunun söylenti bazında bile konuşulması artık bu ordumuzun şaibe altında kalmamasını diliyoruz. Ve bu tarikatların ordumuz üzerindeki olası amaçlarını, hedeflerini ve ellerini kırın diyoruz. Bakın Aselsan, TAİ, Havelsan gibi savunma sanayi şirketlerimizin önemli projelerinde çalışan onlarca mühendis yurt dışına gidiyor ve büyük bir beyin göçü oluyor. Bu göçün arkasında yabancı istihbaratın parmağının yanı sıra bu kurumlardaki olası cemaat tarikat yapılanmalarının mühendislerimizin üzerinde oluşturdukları baskılardan dolayı da kaçtıkları söyleniyor. Bunlar söyledi dahi olsa bu söylentilerin artık bu ordumuz üzerinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve sonra yine bu Sadat'la ilgili az önce diğer vekil arkadaşımız bahsetti. Size İstanbul vekilimiz Gökhan Günaydın Bey de bir soru önergesi şeklinde iletmiş. Sadat'ı Gökhan Zeybek arkadaşımız. Ve gördük ki cevap olarak da bu Sadat'la hiç bilginiz dahi olmadığı şekilde bir cevap vermişsiniz 10 Kasım tarihinde. Yani bu Sadat'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrı bir güç haline yavaş yavaş geldiğini tek biz mi görüyoruz? Başka bunu gören yok mu? Yarın Allah göstermesin ülkemizde kesinlikle istemeyiz de ufak bir kargaşa anında bunlar memlekette sıkıntı yaratır mı, yaratmaz mı? Yani bunu bizden çok Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve istihbarat örgütlerimizin düşünmesi lazım. Kontrol ve sorduğumuz soruda hiç bilgimiz yok denmesi biraz tuhaf geliyor yani cevap olarak. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine SİHA'lar ve İHA'ların yapımında Bayraktar grubu biliyorsunuz ön planda. Fakat öyle bir hava yaratıyoruz ki Sayın Bakanım, sanki bu Bayraktar grubu hiç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağımsız, kendi havalanları var, kendi envanterleri var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aselsan'ı bir başka kurumları bunlara hiç yardımcı olmamış. Yarın bu iktidar da gittiğinde SİHA, İHA bitecek. Onlarla birlikte ortadan kalkacak bir hava yaratılmaya çalışıyor. Gerek kamuoyunda gerek basında. Yani SİHA'da, İHA'da bizimdir. Kim gelirse gelsin yarın hep beraber kullanılacak veya ordumuzun envanteridir. Ama bu Türk Silahlı Kuvvetleri olarak da bu farklı görünümü de ortadan kaldırmanız gerekir. Ben biliyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ürünüdür, desteği olan bir yapılanmadır. Ama halka sanki böyle bu iktidardan sonra bunlar ortadan kalkar, bu kazanlar elimizden gider gibi bir hava yaratılmaya çalışıyor. Buna da bence bir açıklama yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Tabii bir doktor olarak yine askeri hastanelere geleceğim. Efendim bu savaş cerrahisi çok farklı bir olay Sayın Bakanım. Siz de biliyorsunuz. Çatışma alanında veya askeri hastanede bulunan askeri doktorlar ve askeri personel düşman unsurlarla çatışmakta olan askerler için en büyük psikolojik destektir. Çünkü çatışma alanında bulunan asker bilir ki şehit olmadığı takdirde hemen yanındaki askeri doktor kendisine müdahale edebilecek ve onu en kısa sürede bir askeri hastaneye götürerek askeri doktor olan bir harp cerrahının uzmanına teslim edecektir. Cephede ağır yaralı askerler için dakikaların bile önemli olduğu düşünüldüğünde yaralıya kimin nasıl ve hangi koşullarda müdahale edeceğini, hasta naklinin nasıl yapılacağını, yolda olabilecek sıkıntılarda neler yapılabileceğini en iyi askeri doktor ve personel bilir. Sivil doktorları bugün askerlerimizin yaşamakta olduğu çatışma alanlarına gönderemeyeceğimiz gibi her an başımıza açılabilecek gerilim ortamlarında ve kaos ortamlarında bu sağlık çalışanlarını cepheye de gönderemezsiniz.
Ben de bir sivil doktor olarak yaşadığım için söylüyorum. Hele hele savaş cerrahisi bambaşka bir konu Sayın Bakanım. Yani bu konuda da 3 yıldır söylüyoruz. Tuhaf bir şekilde bir inat var. Yani elinizi tutan nedir bilmiyoruz. Bir Gülhane Asker Hastanesi açılabilir. Tamam belki üniversite olarak olmasın ama buradaki deneyimli cerrahlar veya eski muvazzaf doktorları buraya alıp burada asistan seviyesinde hiç olmazsa uzmanlığı alana kadar bu insanlara muvazzaf asker olana kadar bir eğitim verilebilir. Bakın askerli cerrahisi olmayan ülke yok. Yani askeri hastanesi olmayan ülke yok. Allah göstermesin diyor, görüyoruz. Her an sıkıntı olabilecek bir kaos yaşanacak bir ülkede yaşıyoruz. En son 34 tane İdlib'deki şehitlerimizin olduğu ortamda bile duyuyoruz ki belki müdahale biraz daha deneyimli, tecrübeli insanlar tarafından yapılsa belki bir iki askerimizi dahi kurtarabilirdik. Bu konu çok önemli diye düşünüyorum bir doktor olarak. Sayın Bakanım, yani bunu defalarca söylüyoruz ama bir sonuç alamıyoruz. Yani bu konuya öncelikle sizin bir şekilde ağırlık koymanız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakanım, bir konu da biliyorsunuz kuvvet komutanlıklarını Milli Savunma Bakanlığı'na bağladınız. Şimdi sizin şu andaki mevcutiyetinizde, mevcut yapınızda bu sorun değil. Fakat şimdi biz veya gelecek olan biz veya herhangi bir iktidar geldiğinde biz Savunma Bakanlığı'na bundan sonra ya sizin gibi bir eski bir asker ya bir emekli bir genelkurmay başkanı bulmak zorundayız. Çünkü ben bir doktor olarak veya bir avukat veya bir mühendis arkadaş bütün bu kuvvet komutanlıklarını kendinden sorumlu olduğu bir yapıda bu işi yapamayacaktır. Biliyorsunuz ki önceki bitiriyorum. Biliyorsunuz bir önceki savunma bakanlarımız İsmet Bey olsun, diğer bakanlarımız olsun hepsi avukat, mühendis, eski valilik yapmış Vecdi Gönül bakanımız vardı. Ama şimdi biz her gelen iktidar bundan sonra bakacak ve bir savunma bakanını asker kökenli bir olması mecburiyetinde hissedecek kendisini. İktidar olarak diyorsunuz ki askeri vesayet, askeri vesayet. Şimdi bu gidişat zaten askeri vesayet olur bir yön değil mi? Yani bunu da sormak istiyoruz. Bu konuda da gerekli düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz. Yine ben her şeye rağmen Milli Savunma Bakanlığı bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vatanımıza, sizlere, ordumuza teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Farklı bir ülke tabii. Türkiye düşmanlığıyla kimlik bulmuş bir toplum. Yani bunu küçümseme amacıyla söylemiyorum yani. Osmanlı'dan ayrılan bir ülke olduğu için söylüyorum. Ama yani sizin söylediğiniz bir dış politika yaklaşımı olarak yani yumuşak gücün kullanılması önceliklidir anlamındaki cümleler çok önemsediğimi, altını çizdiğimi ifade etmek isterim. Yumuşak güçle, soft power'la sorunlarımızı çözelim anlamında. Yalnız son yıllarda Türk dış politikasının çok böyle yürümediğine dair benim şahsen tespitlerim var. Yani Türkiye dış politikadan ziyade bir savunma ve güvenlik politikası sanki uyguluyor. Böyle bir izlenim var. İşte Türkiye'de dışarıda asker bulunduğu ülkeler daha da artıyor. İlişkilerdeki şeyler daha da artıyor. Örneğin Doğu Akdeniz'deki sorunlarda hemen sert cümlelerle askeri güvenlik tedbirlerine yönelildi. Bir sürü tartışmalar oldu. Ama günün sonunda baktık ne oldu? Yani Akdeniz'de ne oldu? Çok fazla bir şey bilmiyorum mesela. Ben bilmiyorum. Yurttaşlarımız da bilmiyor. Ne oldu şimdi? Gemilerimiz nerede? Ne oldu Yunanistan'ın işte bizim tarihi kültürel bağlarımız olan Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle diğerleri ilişkileri ne durumdayız şeyde? Çok fazla konuda şeyi bilmiyoruz. Sayın Bakanım, oysa diplomasi önemli bir şey. Tabii Savunma Bakanlığı bütçesi konuşuyoruz ama Savunma Bakanlığı önemsizdir anlamında söylemiyorum. Her tür maliyet hem parasal olarak maliyeti düşürüyor hem de Allah korusun netice itibariyle savunma dediğimiz zaman işte sahada olmanın başka maliyet, insan maliyeti var ki insan maliyetiyle ilgili çok ciddi kayıplar, bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Şehitler vermiş bir ülkeyiz ve hiçbir şekilde telafisi mümkün olmayan bir insan maliyeti, telafisi mümkün olmayan bir maliyettir tabii. Bu konuda şeyiz. Türkiye'nin askeri güç bulundurma ya sanki böyle bir şeyi var. Giderek dışarıdaki asker sayısı artıyor. Suriye'dekini pek fazla bilmiyoruz. Kıbrıs'takini çok dışarıda kabul etmiyoruz. Somali'de 2000 asker, Irak'ta 2500, Arnavutluk'ta, Lübnan'da, Katar'da, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Afganistan'da, Azerbaycan'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya'da
ki Libya'daki asker sayesinde bilmiyoruz, giderek daha fazla asker bulunma eğilimindedir. Oysa Türkiye özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin ilk dönemlerinde işte sıfır sorun, yumuşak güç, müthiş bir şey vardı. Hem ekonomi konuda önemli ilerlemeler kaydediliyordu, hem de askeri ilişkilerden çok diplomatik ilişkilerle sorunlarımızı çözüyorduk. Ara bulucu pozisyondaydık, çok iyiydi. Ama şimdi gerilere düştük. Sayın Bakanım, 3 taneydi, sonra 5 tane olduğuna dair şeyler okuduk. Tüm General Hakan Öztekin, Tüm General Mustafa Enis Koç, Tüm General Orhan Akkurt işte istifa değil de sanıyorum erken emekliliklerini talep ettiler. Daha sonra bu generallerin 5 kişi olduğu söylendi. Bunlar Suriye'de görev almış generallerdi ve bunlar çok şekilde yorumlandı. Yani hükümetin Suriye politikası artık operasyonel gerçeklikle uyuşmuyor. Generallerin bu konuda ciddi endişeleri var. İşte maliyetler, riskler artıyor Suriye'de. Asker işte yoruldu gibi, yorulur tabii, asker de yorulur. Şeyler oldu. Buna karşı bir tepki olarak bu istifalar ya da emeklilik, erken emeklilik talepleri oldu diye. Gerçekten Suriye'de ki askeri varlığımızın sebebini siz de bugünkü sunumunuzda anlattınız diyorsunuz ki işte terör koridorunun ortadan kaldırılması, kurulmasının engellenmesi ve göç. Şimdi göç, daha fazla göç gelmesin İdlib. Tabii bunlardan ibaret değildir. Daha başka şeyler de var. Oralara girmiyorum. Yanlış politikalardı. Ama bu Suriye'de, İdlib'de bulunan askerlerimizin hala güvenliğiyle ilgili çok ciddi problemler var ve bu problemler giderek artıyor. Yani işte Suriye onarılmış, işte MiG kaçtır, 29 mudur, savaş uçaklarını artık kullanıyor. İşte orada bulunan savaşçılar neyse, kimse onlar işte halkın arasına kaçıyor. Bizim kontrol noktalarımıza geliyor. Oralar hem Ruslar tarafından hem Suriyeliler tarafından bombalanıyor. Askerlerimizle ilgili çok ciddi problem var. Sayın Bakanım, Sayın Kuşoğlu ifade etti, biz S-400'leri aldık. Ne? Hava savunma ile aldık. Şimdi orada askerlerimiz hava şeyiyle vuruluyor, uçaklarla vuruluyor. Bizim 2,5 milyar verdiğimiz S-400'ler de Ankara'da yatıyor. Niye Reyhanlı'ya gitmiyor diye soru soruluyor. Gerçekten niye Reyhanlı'ya gitmiyoruz? Niye Suriye'de artık orada ısrar ediyoruz? Niye geri çekilmiyoruz? Ne var yani, geri adım mıdır? Hayır, yani askeri de geri adım, şartlar değişmiştir. Dolayısıyla önemli olan bizim çıkarlarımızdır ve en önemlisi de insanlarımızın, çocuklarımızın sağlığıdır. O nedenle yani geri çekilmede de bir şey yok. Yani 33 az şehit, yani bunun da şeyi verilmedi yani. İşte 1700 rejim unsurunu etkisiz hale getirdik ile ifade, yani oradaki acılar şey yapılmıyor. Sonra bizden tezkereye destek vermediler, vermiyorsunuz, hayır dediniz diye neredeyse hain ilan edilme noktasına kadar gittik. Hayır, 14 tane soru sorduk. Hiçbirisine cevap vermediniz. Sayın Bakanım, niçin yani bu tezkereler mesela 2 yıllık oldu diye sorduk. Suriye'deki maliyet nereye gidiyor? Başta oraya giriş sebebimiz de şu andaki orada kalış sebebimiz arasında neler değişti, neler oldu diye dünya kadar soru sorduk. Bu sorulardan hiçbirisine cevap verilmedi. Sayın Bakanım, bu konuda ile ilgili başka bir konu şey var. Gara'da işte alıkonulan askerlerimizi kurtarmak için geçen Şubat ayında bir operasyon yapıldı. Bu operasyonla ilgili geldiniz, genel başkanlarımıza bilgi verdiniz. Sonra siz değil ama diğer bakanlar meclis genel kurulunda bağırdılar, çağırdılar, gittiler. Ama hala biz 13 askerimiz nasıl öldürüldü, nasıl şehit edildi, ne oldu, bu operasyon niye yapıldı, bu operasyon gerçekten kurtarma operasyonu muydu? 5 senedir, 6 seneden beri bir takım sivil toplum örgütleri, ben de zaman zaman bu çalışmalar içinde bulundum. Değişik şekillerde temas, hükümetle temas etmeye çalışıldı ama maalesef hükümet duvar oldu, hiçbir şekilde cevap vermedi. Oysa daha evvel Türkiye'de de başka ülkelerde de bu tip durumlarda böyle sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri aracılığıyla insanlar kurtarılmıştır. Bu 13 tane çocuğumuz gitti ve konuşamıyoruz. Konuşunca, sorunca filan da neredeyse hain filan. Yani Sayın Cumhurbaşkanı genel başkanımıza saldırdı, terbiyesiz falan gibi laflar etti. Bu şekilde bu işler çözülmüyor. Bizim muhalefet olarak görevimiz de bu soruları biz sormak mecburiyetindeyiz. Bu çocukların hesabını bilmemiz durumundayız. Başka bir konuya gireceğim. Bugün de Sayın Bakanım şeyle ilgili, FETÖ ile ilgili jandarmada, size bağlı değil ama jandarmada işte 60
76 kişi gözaltı kararı. Bakın bazı generaller yakalandı. 3 tane general arka arkaya, tuğgeneraller bunlar. İşte sorgulandı, bir itirafçı oldu, laflar filan söyledi. Onlar tartışılırken, bu çok önemli yani. Rakamlar vermişsiniz, işte 150 general, şu kadar asker, şu kadar asker. Neredeydi bu ordu? Yani bütün bunlar olurken TSK ne yapıyordu sorusu duruyor. Ve başka bir soru var. Burada bir eski emekli tüm general Ahmet Yavuz bir soru sormuş. FETÖ ile mücadelede eksik olan ideolojik mücadele perspektifi diyor. Gerçekten nasıl bir perspektif vardı da bu kadar FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yuvalandı? Şimdi ne oluyor da bu mücadelede başarılı olunamıyor? Arka arkaya yeni yeni şeyler geliyor. Nasıl bir şey yani? Kimse demesin ki bunlar çok güçlü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden güçlü olmaları mümkün değil tabii. Böyle bir şey düşünmek mümkün değil. Ama bu konuda da maalesef yol alınamıyor. Son bir konuyla ilgili de birkaç cümle söyleyeyim. Sadat'la ilgili geçen bütçede size soru sordum Sayın Bakanım. Bizimle ilgimiz yok falan dediniz. Yani bir sürü spekülasyon var. Ben bu spekülasyona girmeyeceğim işte. Sadat'ın askeri okullara öğrenci alınmasındaki jüriye girmesinden operasyonlarına kadar Suriye'ye silah kaçırmasına kadar onlara girmiyorum. Ama Sadat'ın sitesinden çıkardığım şeyler var diyor. Orada ilanlar vermiş. Bitiriyorum ben. Orada ilanlar vermiş. Diyor ki biz şu özellikleri olan eleman arıyoruz demiş. Mesela Hummer Jeep ve Rus yapımı tank bakım onarımında çalışacak teknisyen arıyorum diyor. Yabancı devlet silahlı kuvvetlerinin güvenliğine şu eğitimi verecek insanlar arıyoruz diyor. Bu eğitimi verecek insanlar kimdir? Tarih, evet, kursu paketi. Bitiriyorum. Gayri nizami harp kursları falan. Bunlar bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizde bu bilgileri olan insanlar mı oraya gidiyor? Buradaki almış olan eğitimleri dış ülkelere mi götürüyorlar? Burada casusluk anlamına da gelmiyor mu? Ve son cümlemi söylüyorum. Bu özel askeri şirketlerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı ne düşünüyor? Bütün dünyada bu şirketler, bitiriyorum ya, bu şirketlerle ilgili bütün dünyada gelişmeler var. Blackwater'dan Rangers'lara kadar nedir bu konuyla ilgili bizim mevzuatımız nedir ve siz ne düşünüyorsunuz? Bu son derece önemli diye düşünüyorum. Herkes merak ediyor. Teşekkür ederim. Şimdi üç arkadaşımız bir soru okuyor. Hepinize saygılarımı iletiyorum. Bakanlığımızın 2022 bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakan, Altay Tankı konusuna değinmek istiyorum. 9 Kasım 2018'de bu fabrika BMC'ye verildi. Sözleşme imzalandı. Buna göre ilk tankın 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi gerekiyordu. Tam 36 ay geçti ancak tank ortada yok. Tank palet fabrikasını 5 kuruş bedelsiz Katar'ın büyük ortağı olduğu bir şirkete peşkeş çektiniz. 3 yıl geçti, elimizde ne Altay Tankı var ne de tank palet fabrikası var. Fabrikamızı neden verdiniz? Yetmedi, BMC'ye Karasu'da 2 milyon metrekare hazine arazisini üstelik kamulaştırmasını da yaparak tahsis ettiniz. Bu da yetmedi, üzerinde değeri 1,5 milyar lirayı bulan süper teşvik verdiniz. Ortada hala fabrika yok. Fabrikanın temelini Erdoğan attı. Ocak 2019'da temeli atarken tesisin ilk bölümü 2020 başında devreye girecek dedi. İstihdam olacak, ihracat olacak dedi. 2020 geçti, 2021 geçti, fabrika yok. Halkın malı, hazinemizin değeri nerede? Fabrika neden yapılmadı? Ülkemizin kaybettiği zamanın, paranın hesabını kim verecek? Sayın Bakan, bir Ethem Sancak vardı. Türkiye'de haksız zenginleşmenin en açık örneklerinden bir tanesiydi. BMC fabrikasını 2014'te arazi değerinin yarısına tasarruf mevduat sigorta fonundan aldı. Dönemin parasıyla 360 milyon dolar tuttu. Yarısını bir ay sonra 300 milyon dolara Katar ordusuna sattı. İlk bir ayda 120 milyon dolar net para kazandı. Kendi kalan hissesinin yarısını Erdoğan'ın köylüsü Talip Öztürk'e sattı. Geçtiğimiz Haziran ayında da şirketin yarısını 480 milyon dolara Tosyalı'ya sattı. 300 milyon dolar net buradan para kazandı. Ethem Sancak'ın 420 milyon dolar havadan net kazancı var. Parayı cebine koydu ve ortadan kayboldu. Kendisine tank nerede diye soran yok. İnşaatı niye bitirmedin diyen yok. Ordunun fabrikası 5 kuruş bedelsiz sana tahsis edildi. Ne yaptın, bir çivi çaktın mı diye hesaba çeken yok. Para cebinde yok oldu gitti. Hiçbir hesap sorulmayacak mı Sayın Bakan? Altay Tankı'nın motor ve güç grubuyla ilgili
2-3 hafta önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Altay tankının güç grubu için Güney Kore ile niyet beyanının imzalandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde güç grubu için başta ortak üretim konuşulurken Güney Kore'den hazır ürün tedariğine geçildiği ileri sürülüyor. Doğru mu bu? Niyet beyanının esası nedir? Hangi aşamadadır? Bu tank ne zaman üretilecektir? Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sözleşmeden sonra ilk tweet'i attı. 9 Kasım 2018'de 18 ay sonra ilk tank Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek dedi. Sürenin dolduğu 2020'den bu yana defalarca tarih verildi, veriliyor. AKP Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2020 yılı sonunda banttan inecek dedi. Savunma Sanayi Başkanı Demir Mayıs 2020'de bir ülkeyle anlaştık imza atılmak üzere dedi. Üzerinden 1,5 yıl geçti. Demir daha sonra yedek motorlarla üretimi başlatıyoruz dedi. Aylar geçti, üzerinden yine bir şey çıkmadı. En son Erdoğan Temmuz'da tank palet fabrikasına gitti ve orada Altay tankı 2023 başında orduya teslim edilecek dedi. Neye göre tarih veriyorsunuz? Bir süreç bu kadar mı kötü yönetilir? Bu tank ne zaman teslim edilecek? Sayın Bakan, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz Karadeniz'e gönderildi, yazılıp çiziliyor. Burada son durum nedir? Ege Denizi'nde bulunan ada ve kayalıklar Yunanistan tarafından işgal girişimlerine maruz kalıyor. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sayın Bakan, bildiğiniz gibi Kanal İstanbul ve metro konusunda endişelerini dile getiren emekli amiraller tarafınızca darbeci ilan edilmişlerdi. Konuyla ilgili Türkiye Emekli Subaylar Derneği TESUT ve Emekli Subaylar Derneği TEMAT'ın sizi desteklediklerini, bakanlığı destekledikleri yönünde bir açıklama yaptığını sosyal medyadan paylaştınız. Ancak TESUT bunu yalanladı. TESUT'un bu yalanlamasından sonra İçişleri Bakanlığı'nın oluyla derneğe denetim gitti. Ve denetim sonucunda derneğe kayyum atadınız. Bakın Sayın Bakan, daha önce de Hüsnü Şimşek isimli Dayanışma Derneği Başkanı da balyoz sonrasında yaptığı açıklamaları beğenmediğiniz için ordu evlerine girmesi yasaklanmıştı. Aynen 104 generalimizde olduğu gibi. Kendisi dava açtı. AYM'e ifade hakkının zedelendiğine karar verdi ve hakları geri verildi. Bu 104 bakan da... Teşekkür ediyorum. Süreniz dolmuştur. Bir dakika daha verin, tamamlayayım. Öyle bir uygulamamız yok. Sadece grup sözcülerine... 104 amiralle ilgili, bu olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir dakikasını ilave ediyorum. Cavit Bey'den 2 dakika ilave ediyorum. Buyurun. Bu 104 emekli amiralin durumuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aynı konuda sizlerin de bu dava açılması durumunda bu aynı o yaşandığı gibi bir tazminat verilmesi gerekebilir. Tekrar haklarını geri verilmesi gerekebilir. Bunun sorumlusu kimdir? Bununla ilgili kim sorumluluk alacaktır? Emekli binbaşılar asgari ücretin biraz üzerinde emekli maaşı alıyor ve mağdurlar, bu mağduriyet çözülecek mi? Kamuoyuna sarıklı amiral olarak da yansıyan amiral hakkında emekliye sevk edildiği yönünde bir bilgi bize ulaştı. Bu doğru mudur? Kendisi hakkında hiçbir cezai işlem yapılmayacak mıdır? Emekliye edilmesi halinde bütün haklarını aynen kullanmaya devam edecektir. Bu konularla ilgili bilgi verirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekili, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 3 yılda bütün köklü kurumlarda kurumsal yapıya zarar vermiştir. Ülkemiz harp okulu mülakatlarının SADAT tarafından yapılıp yapılmadığını, mülki idare amirinin, yargıcın, memurun TÜGVA referansıyla seçilip seçilmediğini, mülke çökme işlemlerinin devlet gücünü yasa dışı kullanan çetelerce gerçekleştirip gerçekleştirilmediğini ve benzeri ciddi iddialarla tartışan bir noktaya sürüklenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de kurumsal yapısı ağır yara almıştır. Aradan geçen 5 yılda bu yaraların üstesinden gelinmesi gerekirken toparlanmanın aksine kamuoyuna yansıyan SADAT iddiaları herkesi endişelendirmektedir. 2012 yılında kurulan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ olan SADAT hakkında kurulduğu günden bugüne kamuoyunda çeşitli iddialar yansımaktadır. Söz konusu kuruluş uluslararası askeri faaliyetler yürüttüğünü kendisi belirtmektedir. SADAT AŞ'nin Suriye ve Libya başta olmak üzere
iç çatışma yaşanan ülkelerde çeşitli faaliyetler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu iddiaları mevcuttur. Ayrıca sivillere yönelik askeri eğitim vererek alternatif ordu oluşturduğu, paralı asker sağladığı ve yasa dışı silah sevkiyatında bulunduğu şeklinde iddialarla kamuoyunda sıkça karşılaşmaktayız. SADAT'a ait iddiaların özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev yaptığı ülkelerde geçiyor olması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ülkemizin itibarına halel getirecek riskler barındırmaktadır. SADAT kurucusunun 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olması ve Afrin Harekatı öncesinde yapılan güvenlik zirvesi gibi kritik zirvelere katılmış olması da bu iddiaların sorgulanmasını elzem kılmaktadır. Bu bağlamda şunları sormak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri SADAT'tan herhangi bir öneri ya da eğitim paketi almış mıdır? Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan eski başdanışmanı, SADAT kurucusu ve başkanı hangi sıfat ile Afrin Harekatı öncesi gerçekleştirilen güvenlik zirvesine katılmıştır? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşümünde SADAT'ın rolü nedir? SADAT'ın yurt içi güvenlik teşkilatları için önerileri olmuş mudur? SADAT'ın Suriye'ye silah taşıdığı iddiaları araştırılmış mıdır? Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal yapısını yaralayan mevzuatlardan biri de tank paletin Katar ordusuna peşkeş çekilmesidir. Hatırlayalım. Altay tankı seri üretim ihalesi 9 Kasım 2018'de BMC'ye verildi. İlk tankın 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi gerekiyordu. Tam 36 ay geçti, tank nerede diye sorduk. BMC Altay tankını üretebilsin diye tank palet fabrikasını 5 kuruş bedelsiz Katar'ın büyük ortağı olduğu şirkete peşkeş çekildi. Bunun da kalınmadı. BMC'ye Karasu'da 2 milyon metrekare harizini arazisini üstelik kamulaştırmasını da yaparak tahsis edildi. Bu da yetmedi. Üzerine değeri 1,5 milyar lirayı bulan süper teşvik verildi. Aradan yıllar geçti. Elimizde ne Altay tankı var ne de tank palet fabrikası var. O zaman soruyoruz. Tedariği sağlayamamış, ön anlaşmaları yapamamış, deneyimsiz bir şirkete, üstelik Katar'ın büyük ortağı olduğu şirkete tank palet ihalesi neden verildi? Bu kadar açık ihlal varken ihaleyi neden iptal etmiyorsunuz? Son olarak 22 Ekim 2021'de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Altay tankının güç grubu, motor ve transmisyonu için Güney Kore ile niyet beyanının imzalandığını duyurdu. Güç grubu için başta ortak üretim konuşulurken Güney Kore'den hazır ürün tedariğine geçildiği basına yansıdı. Güney Kore'nin ortak üretim planından ABD'nin baskısıyla vazgeçtiği doğru mudur Sayın Bakan? Değerli milletvekilleri, başka bir konu yangınlarda askerlere duyulan ihtiyaç. Muğla günlerce cayır cayır yandı. Yangınların 4. günüydü. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Milas Ören'deki kriz merkezine geldi. Yanında Sayın Muğla Valisi de vardı ve Sayın Soylu'ya Azerbaycan'dan yangını söndürmek için askerler geliyor. Peki niçin Türk Silahlı Kuvvetleri bu yangını söndürme çalışmalarında, soğutma çalışmalarında aktif olarak katılmıyor diye sormuştum. Bakan bana yangın söndürme işinin profesyonel bir iş olduğunu, bu işin artık eskide kaldığını ve askerden sadece araç ve gereç desteğiyle güvenlik için 1000 kişilik bir komando desteği aldıklarını söylemişti. Hemen ardından Sayın Bakan sizinle hatırlarsınız bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştik. Çünkü insanlar 5 litrelik bidonlarla yangın soğutma çalışmalarına katılırken, elleriyle toprakla yangın soğutma çalışmalarına katılırken askerlerin, yani donanım askerlerin niçin bu soğutma çalışmalarında yer almadığını size sorduğumuzda gerek Tarım ve Orman Bakanı'yla gerekse Sayın İçişleri Bakanı'yla görüşeceğini söylemiştiniz. Sonra da döndünüz ve bu konu değerlendireceğinizi ifade etmiştiniz. Ama daha sonra İzmir Buca'da bir yangın çıktı ve valinin talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada yangın soğutma çalışmasına katıldığı şeklinde bir duyum aldık. Valin tarafından ancak bu çağrının yapıldığı söylendi bize. Muğla Valisi'nin niçin böyle bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çağrı yapmadığını anlamış da değiliz. Ama bu konuyla ilgili mutlaka bir değerlendirme, önümüzdeki süreçle ilgili bir kararı almak gerekiyor diye düşüncemi ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, bir diğer konu astsubaylarımızın özlük hakları. Türk Silahlı Kuvvetleri halen görev yapan ve emekli astsubaylar aynı eğitim seviyesine sahip olmalarına rağmen diğer meslek gruplarına göre göreve başlangıç ve derece kademeleri daha alt seviyede.
Görevdeki ve emekli astsubaylarımızın bu mağduriyetleri giderilmeli. Bu konuda Emekli Astsubaylar Derneği'nden çok şikayetler alıyoruz. Bu amaçla astsubayların emekliliklere yansıyacak şekilde ek göstergenin verilmesi için bir çalışma var mıdır? Halen görevde olan ve emekli astsubaylarımızı da kapsayacak şekilde kıdemli astsubay tazminatı verilmesi yönünde bir talep var. Sınıf okullarında 18 yaş altında geçen sürelerinde fiili hizmetten sayılması gerektiği yönünde bir talep var. Adi malul ve vazife malul emekli astsubayların maddi durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalar var mıdır? Sosyal tesislerin tamamının subay ve astsubaylarca müşterek kullanılması sağlanmalıdır şeklinde bir talep var. Bakanlığınız merkezi temin yöntemiyle atanan memur sayısının yeterli olmadığı şeklinde bir Sayıştay bulgusu var. Bu konuda değerlendirmeniz nedir? Sayın Bakan, 2019 yılında 31 bin lira olan bedelli askerlik şu anda 43 bin liranın üzerine çıktı. Ve 2022 yılında da 46 bin lirayı aşacak. Söz konusu tutar askeri ücretin 16 katına yakın. Ülkemiz şartları açısından bu meblağ yüksek değil midir? Pandemi süresinde yaşanan yüksek istihdam kaybı da düşünüldüğünde bu rakamın eşitsizlik kaynağı yaratacağını düşünüyor musunuz? Bitiriyorum başkanım. Tecil yaşının 29'dan 22'ye düşürülmesiyle binlerce genç yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü. Hali hazırda yoklama kaçağı durumuna düşen kişi sayısı kaçtır? Askerlik tecil sürelerinin kademeli olarak ileri yaşlara çekilmesi için bir çalışma var mıdır? Son cümlem, 600 binden fazla askeri olup da askeri hastanesi olmayan başka bir ülke var mıdır? Askeri hastanelerin yeniden açılması için bir çalışma yapılacak mıdır? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Bakan, komisyonun değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan'ın sunumunu dikkatle dinledik. Sayın Bakan'ın sunumuna bakınca 19. sayfada aynen şöyle bir ibare var. Diyor ki, TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz diyor. Bu temenniye katılmak isterim. Yani bu temennilerin altına imza atmak isteriz. Değerli Bakan, hemen altında da rakamları aslında soracaktım size ama rakamları bahsetmişsiniz. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ paralel devlet yapılanması balansı nedeniyle TSK'dan bugüne kadar 9.185'i bakan onayıyla olmak üzere 24.126 kişi ihraç edilmiş. Ve bunların 150'si general, 10.486 subay, 11.795'i astsubay, 1.271 uzman, Erbaş sözleşmeleri, 423'ü devlet memuru ve işçi. Bana göre bu alttaki ibare üstteki şeyle çelişiyor Sayın Bakan. Niye çelişiyor? O da şunlar ibaret. Bu kişiler uzun yıllar bu FETÖ'nün FETÖ kimliklerini gizleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını taşımışlar ne yazık ki. Sürelere baktım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general olabilmek için 26-27 yıllık bir süre geçiyor. Yani general rakamına, rütbesine gelebilmek için. Ortalama bir subay için de 15-20 yıllık bir süre. Bunların çünkü hepsinin tek tek skalası yok. Yüzbaşı, teğmen ve üst teğmen olarak ayırt edemiyoruz. Bu konuda bir problem var. Bu konuda sorumlu olanlar var. Mustafa Kemal'in ordusunu bir avuç bu şekildeki FETÖ'cüye nasıl teslim ettik? Niye teslim ettik? 30 Ekim 2014 tarihli Milli Güvenlik Kurulu'nda alınmış olan FETÖ'nün bir silahlı terör örgütü olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti için bir tehlike olduğu kararını görmeyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu yapılanmaya izin verenler bu konuda sorumlu değil midirler? Bunu size soruyorum. Biz o akşam, o 15 Temmuz akşam bu parlamentoya gelen ilk milletvekillerindeniz. Yani o darbe girişimi olduğu zaman ilk 3 milletvekilinden biriyim o parlamentoya gelen. Bu ordu Mustafa Kemal'in ordusudur. Bunu herkes böyle bilmelidir. Atatürk'ün ordusu bu ordu. Mustafa Kemal'in ordusu bu ordu. Ama ne yazık ki bu ordunun içerisinde bir takım yapılar ve 150 general 30 Ağustos tarihi itibariyle ordunun yapısına bakıyoruz. Ordunun içerisinde eğer rakamlar yanlış olabilir, siz daha iyi bilirsiniz. 266 general ve amiral olduğu söyleniyor. Bu ne demektir? Demek ki neredeyse %60-%70 ile alakalı bir ordunun komuta kontrol merkezini ele geçiren bir yapı var. Bununla alakalı bir sorumluluk mevkii yok mudur? Bu anlamda sizlere düşünmeye davet ediyorum ve sorumlulukları olanlarla alakalı uyarılarımı yapmak istiyorum. Bunun dışında bu açıdan hali hazırda görevde olanlardan devam eden soruşturma, kovuşturma devam eden veya mahkemesi devam edenler kaç kişidir? Bununla alakalı hem ihraçların dışında. Bunları öğrenmek istiyorum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bu şekilde devam eden FETÖ ile iltisakı olan soruşturması, kovuşturması devam eden personel var mıdır, yok mudur? Şu anda yoksa bilmiyoruz. Biraz siz açıklarsınız Sayın Bakan.
Yaş kararıyla kadrosuz denilerek Sayın Kuşoğlu da biraz önce ifade etti. Emekli edilen ve adeta EYT'li duruma düşen emekli ikramiyesi ve maaş dahi alamayan en az 2-3 sene albaylarının durumuyla alakalı bir çalışma var mıdır? Bu konuda gerçekten ciddi bir talep vardır. Bu konuda tatmin edici bir yanıt bekliyoruz Sayın Bakan. Kadrosuzluktan emekli ettiğiniz esnada TESAK'daki kaç albay kadrosu vardı? Mevcut albay sayısı neydi? Albayların mevcudu fazla olduğu için mi yoksa başka sahiplerle mi bu albayları emekli ettiniz? Bu konuda Sayın Bakan sizlerden bir somut bir yanıt bekliyoruz. Şimdi biz geçen hafta içerisinde Milli Savunma Komisyonu olarak TEİ tesislerini gezdik Eskişehir'de. TEİ'nin tesislerini gezdik ve çok memnun olduk, onu da ifade edeyim. Yani onları bu ülkenin milletvekili olarak gerçekten takdirle izledik. Şimdi orada şöyle bir kaygı var. F-35 programından çıkma nedeniyle dedik ki F-35 ile alakalı bir hazırlık yaptınız mı? F-16'nın bakım ve onarımı ile alakalı ayrı bir birimleri var. Hazırız dediler F-16 modernizasyonu konusunda. Ama F-35 konusunda buna ilişkin eğer F-35 programına girersek buna ilişkin bir hazırlığınız var mı dedik. Dediler ki bunu yapacak olan program ne yazık ki Amerika'da sadece. Bunu başka bir yerde yapılması mümkün değil. Size Sayın Bakan buna direkt soruyorum. Yani bu doğru mudur değil midir? Yani bu konudaki modernizasyonla alakalı F-35 programına girersek bu ne olabilecektir diye. Bir de görüyoruz ki bir tarafta çöpe attığımız depoda bekleyen bir 2,5 milyar dolarla alakalı paranın dışında hava savunma... Bir dakika sonra. Tabii. Bir dakika sonra. İki dakika sayın. Teşekkür ediyorum. Hava savunma sistemi... Teşekkür ediyorum. Hava savunma sistemiyle alakalı S-400'lerle alakalı görülüyor ki bir bekleme süresi olan 2,5 milyar dolarla alakalı depolarda bekleyen bir durum var. Ama Amerika'da F-35'lerle alakalı bize bir direnç gösteriyor. Bu konuda bir alternatifiniz var mıdır? Örneğin Ruslarla S-57'ler konusunda görüşmeleriniz var mıdır? Türkiye 5. nesil savaş uçağı konusunda bu konudaki bir rekabette bir sıkıntı içerisinde midir? Bir de ayrıca Sayın Bakan, geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı Macaristan Cumhurbaşkanı ile Başbakanı ile yaptığı görüşmede Yunanistan'la alakalı kaygılarını belirtti. Aynen şöyle dedi. ABD üslerini saya saya bitiremiyoruz dedi şeyde. Yunanistan'da. Adeta dedi Yunanistan bir ABD üssü haline geldi dedi. Bu konuşmanın ilk bağlamına baktığınız zaman evet bir anti-emperyalist duruştur, ne güzel böyle bir tavır koydu diye ama hemen arkasından da dedi ki biz de dedi yanlış bir ülke seçtiniz dedi. Yanlış bir komşu seçtiniz. Yani Sayın Erdoğan şunu ifade etti. Yani Amerikan üslerini orada kurmayın, gelin Türkiye'de kurun diye dedi. Bu konudaki düşünceniz nedir merak ediyorum. Yani bu konuda bir kaygı var mıdır? Bunun haricinde de makine kimya ile alakalı görüşmelerde de kaygılarımızı ileri sürmüştük. Sizin vermiş olduğunuz raporun içerisinde bu sunumda var. Diyorsunuz ki diğer kurumlara makine kimyadan geçenler vardır. Geçenler olmuştur diye. Sayın Bakan Yardımcısı da o konuda bize çok şeyde karşı konuşmuştuk. Bu konudaki rakamsal şey nedir Sayın Bakan? Yani makine kimyadan diğer kurumlara veya bakanlığın diğer bölümlerine kaç kişi geçmiştir? Veya siz bu konudaki anonim şirketle ilişki yasal düzenlemeden sonra bizim makine kimya olarak bu şekilde dışarıdan almış olduğumuz eleman sayısı kaçtır? Bir de son olarak bu özellikle hastaneler konusunda Sayın Bakan merak ettiğim için diye siz profesyonel bir askersiniz aynı zamanda. Hastanesi olmayan ordu olur mu? Merak ediyorum. İçtenlikle söylüyorum. Yani hastane terörle mücadele eden bir ülkede eğer bir ülkenin askerlerinin hastanesi yoksa bunu nasıl açıklayabiliriz? Bu konudaki kamuoyunda yükselen tepkilerle alakalı tavrınız nedir? Diyor. Milli Savunma Komisyonu bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.